Hazır mıyız kardeşlerim? Değerli dostlar, aziz kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlatma yapmak için o teröre karşı direnen ve her neresinde bakarsanız bakın, insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek için buradayız. Kirli medya düzeniyle artık her neresinden bakarsanız bakın, adaleti değil, güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Katil İsrail! Katil! Defol! Katil İsrail! Filistin'den defol! Katil İsrail! Filistin'den defol! Tam da bu yüzden herkes sussa da kardeşlerimize karşı dişe diş, kana kan, intikam, intikam, dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Tam da bu yüzden herkes sussa da kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, gerçekleri yüzsüzlerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Biz de burada direneceğiz. Kardeşlerim, İsrail bir yalan üzerinden kurulmuştur. Siyonist rejiminin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek. Bunu imanımız kadar, buna imanımız kadar inanıyoruz. Çünkü biz zulmün abad olmayacağını iman etmişiz. Filistin'de küresel Ebrehelerin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye. Biliyoruz, biz biliyoruz ki İsrail'in o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail korkuların esiridir. Evet, İsrail kandan beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. Kimileri bu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızda buradayız. Yüreğimizde buradayız ve tarih şuurumuzda buradayız. Kanımız Aksa'da, kurtulacak El Aksa. Kanımız Aksa'da, kurtulacak El Aksa. Kanımız Aksa'da, kurtulacak El Aksa. Ve İsrail kandan beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikaların merkezine koymuştur. Kimileri bunu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızda buradayız. Yüreğimizde buradayız ve tarih şuurumuzda buradayız. Korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. İsrail'in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakalım. Temelinde terör göreceksiniz. Yani İsrail'in temelinde terör vardır. Kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerinde bina edilmiş Siyonist rejiminin oluşturduğu kör bir inanç vardır. konhaber.com Türkiye'nin internet gazetesi.